Mehdi Mıhçı 2022 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube birimine bağlı bir ekip tarafından gözaltına alınıyor. Gözaltına alındığı bilgisi ailesine geç haber veriliyor. Ailesine haber verilmesi üzerine ailesi bizden hukuki yardım talebinde bulundu ve bunun üzerine kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. vekil toplamda 4 gün gözaltında kaldı. İlk gün boyunca darp ve e, tehditler tehditler eşliğinde e, sabaha kadar müvekkil işkence görüyor. E, tabii aynı uygulamalar gözaltının ikinci gününde de devam ediyor. E, gözaltının ikinci gününde e, çok daha şiddetli bir haliyle müvekkil e, işkenceye uğratılmaya devam ediliyor. Müvekkil konuşmazsa ailesinin e, zarar göreceğini, ailesinin öldürüleceğini, kendisinin öldürülebileceğini görüyor. E, Örneğin işte e, Türk Devleti'nin gücünü göstereceğiz, e, buradan çıkamazsın, e, sana neler yapabileceğimizi tahmin edemesin gibi e, tehditlere maruz bırakılıyor. E, i̇kinci gününde insanlık onur, onuruna yaraşmayacak, insanlık haysiyetiyle bağdaşmayan e, işkencelere e, örneğin e, makattan çok sokulması, e, müvekkilin cinsel organlarının e, ezilmesi e, şeklinde işkencelere e, maruz bırakılıyor. Ee, müvekkil altında kaldığı süre boyunca e, son iki günde e, açlık grevindeydi. Müvekkilin açlık grevinde bulunmasına rağmen e, darp ve e, işkence e, şiddeti bir şekilde devam ediyor. Ancak biz buna ilişkin olarak e, müvekkille yaptığımız görüşmede müvekkilin e, genel durumunun iddiaları destekleyici nitelikte e, olduğunu gördük. E, müvekkilin Dıştan bakıldığı zaman bir bariz bir şekilde görünen bir darp e, durumu yoktu ancak e, bilinçli olarak, kasıtlı olarak müvekkilin kasık ve karın bölgesine e, bir işkence durumu ve şiddet durumu söz konusuydu. Yani e, özel bir işkence yöntemi uygulanmıştı. E, bakıldığı zaman dışarıdan anlaşılmayacak e, bir şekilde bir işkence e, yapılmıştı.